Battalgillerin oğlu çavuş oğullarının kızını kaçırmıştı. Kan davası kara bir bulut oldu, gölge düşürdü mutlulukları. 100 yıldır eceliyle ölene pek rastlanmaz bu köyde. Ölüm bile iki aileyi birleştiremez. Battalgillerin mezarları çavuş oğullarının mezarlarından ayrıydı, uzaktı. Birbirlerinin geçtikleri yollardan geçmezler, birbirlerinin içtikleri sudan içmezlerdi. Ayrı ayrı kahvelerde otururlardı. Köyde herkes birbirinden korkar olmuştu. Silahlanmak, mendil taşımak, cigara taşımak kadar normal hale gelmişti. Jandarma durumu biliyordu. Boş yere kan akıtılmasına engel olmak istiyordu. İki düşman ailenin birleşmek zorunda kaldıkları tek yer Tanrı'nın eviydi. Orada bile ayrı köşelerde ibadet ederlerdi. Bir cuma günü 1,5 yıldır süren sükunet gene bozuldu. Çavuş oğlu Kasım! Barut kokusu, kan kokusu kapladı gene köyü. Battal Ağa'nın Bekir, çavuş oğullarından Kasım'ı vurmuştu. Battalların Bekir İstanbul'a kaçmış. Cenazeyi buradan geçiriyorlar ha. Murat'tan mı korkuyorsunuz? Çavuş oğullarının tümü gelsin üstüme. Erkek olan ateş eder. Bekir gittiyse ben buradayım. Dayının kanına kan isterim oğul. Battalgilleri bire kadar kırmayınca bu dünyada yaşamak haram bana. Hem de hepimize yaşamak haram olsun. İstanbul'daymış. Jandarma yetişmeden onu bulup öldürmezsen bir daha da bu köye dönme. Kanımıza kan almadan köye dönersen bil ki senin suratına tükürürüm oğul. Meraklanma ana. Bekir ölecek. Hakkını helal et baba. Helal olsun. Bebek'te Salih Reis'e gidersin önce. O bilmiyorsa Bekir'in yerini Asım Çavuş bilir. Asım'ı Kuraba Hastanesi'nde bulacaksın. Bekir öldürmezsen sülüm haram olsun sana. Ev sana emanet Hasan kardeş. Yokluğumu belli etme köyde. Sen rahat ol Murat abi. Güle güle git, güle güle gel. Sağ ol Hasan kardeşim.